Peki bu uydurmalar başkalarının gözünde nasıl yankılandı? İnönü Vakfı'nın Türkçeye çevirip yayınladığı bir kitap. Onların kitabı yani genelde kullandığımız bütün kaynaklarda olduğu gibi kitabın ismi Fransız Devlet Arşivlerinde İsmet İnönü Kolektif Çalışma kitap isminden de anlaşılacağı üzere bütünüyle yasağı sansürü kaldırılmış olan Fransız Dışişleri Bakanlığı raporlarından resmi devlet evrakından oluşuyor ki tarih metodolojisine göre bunlar birincil kaynaktır. Evet 20. sayfada şunu görüyoruz. Dönemin Fransız askeri ateşesi Türkiye'de görevli olan müzik inkılabı, müzik devrimi, dil devrimi ve soyadı devrimlerine bakarak Paris'e yazmış olduğu raporunda doğrudan Atatürk'ü kast ederek aynen şu cümleyi kullanmış ölçü duygusunu yitirdi mi? Yitirdi mi, yitirmedi mi bilmiyoruz arkadaşlar. Yani bilsek de bunun cevabını veremiyoruz. Ama Fransız'ın olaya bakışı bu. Dil devrimi adına, işte tarih devrimi adına, müzik devrimi adına bunu daha önce de anlattık. Yapılanlar karşısında Fransız'ın yorumu, bakışı bu acaba ölçü duygusunu bütünüyle kaybetti